Öncelikle desteğe gelen çalışma arkadaşlarıma, hocalarıma, sivil toplum kuruluşlarına, siyasi parti temsilcilerine, herkese çok teşekkür ediyorum. Ben bu üniversitenin mezunuyum. Ben 18 yıldan beri, mezun olduğumdan beri bu üniversiteye hizmet ediyorum. Önce taşeron işçisi olarak hizmet verdim. 2010 yılında derneğimizle verilen mücadelenin ardından kadroya geçtim. SES'in üyesi oldum, iş yeri temsilcisi oldum. Ama 2010 yılından beri dernekle beraber verdiğimiz mücadeleyle birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız birçok hak kazandılar. Burada bugün hukuk fakültesi olan bir üniversitede, yüzyılların 500 yıllık üniversite olduğunu bahseden bir üniversitede taşeron çalışma devam ederken burada çalışan arkadaşlarımıza yıllık izinler verilmiyordu. Hep birlikte yürüttüğümüz mücadeleyle bunları aldık. Ama burada hukuk fakültesi vardı. Kıdeme göre yıllık izinler verilmiyordu. Burada hukuk fakültesi vardı. Kreşler işçilere kullandırılmıyordu. Taşeron işçilerdi çünkü. Gene burada hukuk fakültesi vardı. Gene başka yöneticiler vardı. Bugünküler yoktu ama Yunus Söylet dönemi vardı. Onun dışında arkadaşlarımızın maaşı gününde ödenmezdi. Gene burada bir hukuk fakültesi vardı. Arkadaşlarımız fazla çalıştırılır, bunun mesaisi ödenmez. Gene burada hukuk fakültesi vardı. Taşeron firma maaşları ödememiş kaçmıştı. Burada gene bir hukuk fakültesi vardı. Ve burada ülkenin siyasetçilerini, ülkenin geleceğini yetiştirenler, hukukçularını yetiştirenler burada üniversite içerisinde bu aramazlığa göz yumdular. Bunun dışında buradaki arkadaşlarımızın hepsi mahkeme ve muazzam kararlarına göre kadroya alınmalıydılar. Ama ne yaptılar? Bizim mücadelemizde 1500 tane kadroyu hükümetten alıp Bağcılar Devlet Hastanesi'nden gelen yandaşlarına bu kadroları dağıttılar. Biz ne yaptık? Durmadık, yılmadık, mücadeleye devam ettik. Biz kadrolu olmalıydık, burada kadrolu çalışmalıydık. Bu mücadele verilmeliydi. Kadrolu çalışmayan arkadaşlarımız için geriye dönük alacak davaları açtık mahkeme kararları nezdinde. Şimdi bu mahkeme kararlarımız kazanılmaya başlandı. Üniversitemiz maddi yükümlülüklerin altına girdi. Ve şu an bu ödenen ücretlerden dolayı, verilen mücadeleden dolayı, onların siyasetleri dışında bir siyaset yürüttüğümüzden, insanların vicdanlarına, ezilmişlerin yanında olduğumuz için, burada en fazla emek verip en az ücret alan insanların yanında olduğumuz için bu sürgüne maruz bırakılıyoruz. Sadece bu kadar değil. Buradaki taşeron işçi arkadaşlarımız çıkarıldı. 6 ay çadır direnişi sürdürdük. Arkadaşlarımızın hepsi mahkeme kararıyla İstanbul Üniversitesi'ne iade edildiler. Gene yılmadık, gene durmadık. Yol ücretlerini kestiler. Dediniz ki biz aynı gemideyiz. Bu gemi hepimizin gemisi. Batarsak da çıkarsak da beraberiz dediniz. Ama gene burada en az ücreti alan arkadaşlarımızın ücretlerini kestiniz. Onun için de mücadele ettik. Hiç durmadık. 2,5 yıl bunun için mücadele verdik. Arkadaşlarımızın kesilen ücretlerini geri aldık. Ya verilen mücadelemiz ne kadar büyükmüş ki, ne kadar zorumuza gitmiş ki, bu yapılanlar ne kadar sizin siyasetinize, sizin insanlığınıza, sizin vicdanınıza dokunmuş ki bunları bize reva görüyorsunuz.
istediğiniz gibi bir memur olsaydım, kendime gelince en rahat yerde çalışırdım. Bulaşıcı hastalığın olduğu, toplum sağlığını etkileyen ve bu yüzden hastalandığım bir laboratuvarda yerin iki kat altında 13 sene boyunca çalışmazdım. Sırtından ter akarak çalışanları bir de ben ezerdim. Ben sizin istediğiniz gibi bir memur olsaydım, bunlar bizim tarikattan değil, dinsiz bunlar, Alevi bunlar, solcu bunlar, milliyetçi bunlar, Kürt bunlar diye bölerdim. Ben sizin istediğiniz gibi bir memur olsaydım, çıkarlarım uğruna hastaları, kurumu, her şeyimi satardım. Ama ben sizin istediğiniz gibi bir memur değilim, sizin istediğiniz gibi bir memur da olmayacağım. Biz burada umuduz, umut olmaya devam edeceğiz. Olacağım. Hep birlikte bu mücadeleyi de kazanacağız. Herkese teşekkür ediyorum.